7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Oturun. Asubay, görüntüler teyit edildi mi? Evet komutanım. Hem emniyet istihbarat hem de bizim kaynaklarımız görüntülerdeki kişinin Mösyö olduğunu teyit ettiler. Şöyle komutanım. Sabah saatlerinde özel bir uçakla Ankara'ya geçiş yapmış. Joseph Mark adını kullanmış komutanım. Yüzlerce isminden sadece biri. Evet komutanım. Bu görüntülerde havaalanı çıkışı ve havaalanı toparkından komutanım. Trafik kamerası görüntülerinden Ankara içindeki güzergahı tespit edildi mi? Emniyetle irtibattayız komutanım. Haber bekliyoruz. Arandığını bile bile niye burnumuzun dibine kadar gelsin ki? Niye böyle bir risk alsın? Yoksa bunu yapmış olabilir mi? Asubayım, kılıç dimi hazır olsun. Hemen, hemen, hemen. Emredersiniz komutanım. Alo Cengiz. Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
Beni arıyormuşsun gündüz. Sana fazla zahmet vermek istemedim. Buraya kadar gelmiş olman senin için fazla riskli bir hamle değil mi? Konu sen olunca alınan her risk benim için büyük bir zevke dönüşür gündüz. Seni şimdi gırtlağını keserim Pierre. Evet. İşte karşındayım. Dinliyorum. Sen şimdi buraya benim ne söyleyeceğimi merak ettiğin için mi geldin? Hayır. Sadece gözlerinin içine bakmak istedim gündüz. Zaferimi doya doya yaşayıp gözünün içindeki o acıyı görmek istedim. Yani bu telefonda öyle pek etkili olmuyor. Çok mekanik, duygu yok. Ben bu konuda biraz eski kafalıyım galiba. Ben komutanın savaş alanında düşmanının kafasını ezerken yaptığı o konuşmayı her zaman daha etkili bulmuşumdur. Yaşlanmış olsan da hala tehlikeli bir adamsın gündüz. Öyle mi? Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan önce şu camdan dışarı bir göz atmanı öneririm. Yani buraya hazırlıksız geleceğimi düşünmemişsindir herhalde. Ölümünü izlemek çok keyifli olacak gündüz Göktürk. En ufak bir hareketinle kafana tek bir kurşun. Çok eminsin, öyle mi? Öyle. İşimi yarım bırakmayı sevmem, bilirsin. Bunun beni korkutması mı gerekli? Ölmek umrunda bile değil, değil mi? Sen aşağılık bir herifsin. Cehennem ateşi bile az senin için. 50 yıl önce doğan çocuklarının ikiz olması senin için ne kadar büyük bir şans, biliyorsun değil mi? Neticede her koşulda çocuğunu senin elinden alacaktım. Yani en azından bir tanesi şu anda elinde kaldı. Bu benim için de büyük avantajlar doğurdu tabii. Bir de Oktay senin gibi bir asker olunca ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Sahi, Oktay uslu bir çocuk muydu? Bak eğer öyleyse seni çok kıskanacağım gündüz. Yani neredeyse keşke Oktay'ı alsaymışım diyeceğim. Çünkü Uzi çok yaramaz bir çocuktu. Biraz yordu beni. Ama onu istediğim gibi yetiştirdim gündüz. Onu sizin deyiminizle nasıl diyorsunuz? Ahmet. Onu bir mankurta dönüştürdüm. Benim kontrolümde acımasız bir ölüm makinesi. Kopuz albay. Benim Ankara'ya geldiğimi öğrenip seni uyarmak için arıyordur herhalde. Ama yazık, çok geç kaldı. Hadi aç aç, merakla bırakma insanları. Son bir kez sesini duysunlar.
Evet. Anladım. Peki. Çok kısa sürdü veda. Seni mahvettim Gündüz Göktürk. Aileni paramparça ettim. Düşünsene. Oğlun öz kardeşini öldürdü. O senin yetiştirdiğin bir teröristi öldürdü. Bana bak alçak. Beni iyi dinle. 100 sene öncesinin en son başbuğu Türk askerine bir emir verdi. Türk'ün gücüyle ezin. Duydun mu? Türk'ün gücüyle. Ben de, oğlum da senin gibi namussuzları bu topraklardan silmek için hep onun sesini duyduk. Türk'ün gücüyle ezin. Bizi alt etmek için çok uğraştı değil mi? Unutma ki aşağılık herif. O ses hep bizim kulaklarımızda çınlıyor. Adamlarım. Taş kırılır, tunç erir. Türklük ebedidir. Hesap şimdi kapandı. Sağ ol Kupus. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan... önce şu camdan dışarı bir göz atmanı öneririm. Kupuz Albay, benim Ankara'ya geldiğimi öğrenip seni uyarmak için arıyordur herhalde. Ama yazık çok geç kaldı. Hadi aç aç, merakla bırakma insanları. Son bir kez sesini duysunlar. Evet. Dışarıda hava temiz. Anladım. Monsieur gelebileceği son noktaya kadar geldi. Akıl alır gibi değil. O narsist bir psikopattı Kupus. Onu aramaya başladığımda şundan emindim. Bana mutlaka gelecektir. Evet komutanım. Göktürk görevde biliyorsunuz. Onu arayıp haber vermemi ister misiniz? İzin verirsen ben söylemek istiyorum Kupus. Estağfurullah komutanım. O zaman sizinle iletişime geçmesini söylerim. Sağ ol Kupus. Siz sağ olun komutanım. Hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Sağ olun. Siz de sağ olun komutanım. Yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Kılıç, araç bin.
Bu poligonlar ve eğitim alanındaki eksikleri tamamlayalım kısa sürede Kops. Emredersiniz komutanım. Bu arada yarbayım, bu eğitim alanlarıyla timlerin faaliyetleriyle ilgili detaylı bir rapor istiyorum. Emredersiniz komutanım. Sağ olun. Gündüz Bey ne yapıyor, onu ihmal etmeyelim de. İyi komutanım, arayıp halini hatırını soruyorum. Kırlangıç Paşa'yla da sık sık bir araya geliyorlar zaten. Evet, iki eski kurt tabii anlatacakları çok şey vardır. Göktürk ne durumda? Turan ordusunun yapacağı tatbikatla ilgili hazırlıkları takip etmek için Kırgızistan'da komutanım. Biliyorsunuz Türk Birliği Kongresi'nin hemen ardından bu tatbikat var. Evet, tohumları burada atılan Turan ordusu şu anda Orta Asya'da yeşeriyor Kopuz. Bunu sonunda başardık. Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıllık hayali gerçek oldu. Çok iyi. Senin deliler ne yapıyor? Kılıç mı komutan? Karargâhta başka deli var mı? Yani evet, eğer bir sıralama yaparsak en üstü onların alacağı kesin. Yani bunların komutanı ne ki? Bunlar ne olsun diyorsun? Yapmayın komutanım. Peki. Ya beni bugün çok çalıştırdın. Bir kahve ısmarladık. Emredersiniz komutanım. Of, çok yoruldum ya. Komutanım vallahi öldüm bittim. Resmen, komutanım. Nefesim... Yaz, aman. Yani şey komutanım... Nefesim kısıldı, sesim kesildi. Çünkü gevşeksin. Ağzın çok gevşek. Az öyle. Ya ben eğitim cezalarında bile böyle eziyet çekmedim ya. Yörük yüzbaşı bizim pestilimizi çıkarttı vallahi. Vallahi buna katılacağım hiç aklıma gelmezdi ama... ben bile zorlandım. Bak, ben bileymiş. O kala. Sanırsın Terminator. Sizin kondisyonlar düşmüş olmasın beyler? Ben bir set daha giderdim çünkü. Ona şüphe yok komutanım. Vallahi maşallahınız var. Vallahi komutanım. Sağda hızınıza yetişilmiyor. Abartmayın beyler. Komutanım, ama bakın ne diyeceğim. Bence usulünce Haydar Yüzbaşı ile konuşalım. Şu idmanları bu kadar abartmayalım ya. Vallahi olmaz, vallahi böyle olmaz ya. Bakın mesela bugün benim randevum var. Yani kızcağızın karşısına böyle ceset gibi çıkacağım resmen ya. Yani böyle ölü gibi gidilir mi ya randevuya? Olmaz ya böyle. Dikkat! Ya rahat rahat, vallahi rahat oturursun biraz. Sen şimdi öldün. Ne diyordun bir söyle bakayım. Anlat bakayım. Anlat, anlat. Yok. Ya babalar anlatsana. Biz neticede ikimiz medeni beyefendileriz. O yüzden medenice konuşabiliriz değil mi? Değil miyim ben medeni yani? Kesinlikle komutanım. Anlat, anlat sen ya. Yani ben şey diyecektim. Ne diyecektin İlyas? Ya komutanım. Rahat ol. Şimdi bizim bu eğitimleri konuşuyorduk. Yani eğitimler çok fazla sıkı komutanım. Yani sonuçta Çakı gibi profesyonel, işinde iyi, 10 numara askerleriz. Baksanıza yani biraz daha hafif olabilir dedik, dedim bu eğitimler. 10 numara? 10 numara. 10 numara dedik. Yani. 10 numara. Lan! İlyas, bak seni 10 numara şişe takarım. Anladın mı? Sonra pişirmeden yerim. 10 numaraymış. Sana 10 numara şişli 10 tane ilmek açarım. Sonra düğme diye iliklerim seni. Derini ters çevirir, güneşte kurutur, çerez diye yerim seni İlyas. Oradaki eğitim sahasına 10 numara beton direkliği diker. Üstünde tepine tepine idman yaparım İlyas. Kesinlikle yaparsınız komutanım. Oh be, rahatladım. Çay söylemediniz mi ya? Ben getireyim hemen komutanım. Sen şey yapma ya İlyas. Yorulma, randevum var ya. Randevum var? Yok. Var. Var. Yok. Kesinlikle komutanım. Tam zamanında geldin gözüm. Hadi rahat rahat otur. Komutanım, eğitimden geldiğinizi görünce hemen bir yorgunluk çayı getireyim dedim size. Sağ olasın Karagöz. Afiyet olsun komutanım. Otur hadi otur. Tamam, afiyet olsun komutanım. Sağ olasın. Komutanım. Savaş, Görkem. Ne yaptınız? Taşındınız mı evinize? Yani tam olarak değil komutanım. Yavaş yavaş geçiyoruz diyelim komutanım. Yeni eve mi taşındınız komutanım? Evet, öyle oldu. Oh be, şükür vallahi çok sevindim komutanım. Hayırlı olsun. Komutanım, birliktesiniz herhalde değil mi? Hayır Doğan. He? Savaş ve Görkem Asubay eve çıktılar. Biz yine beraberiz. Birlikteyiz. He, beraberiz. Zaten biz size çok alıştık komutanım yani. Yani bir gitseniz, yani bir giderseniz. Biz koğuşta kendimizi çok yalnız hissederiz komutanım.
Doğan, ben de size çok alıştım ya. Afiyet olsun komutan. Sağ ol babalar. Sağ ol gözüm. Ben de bir an heyecan yaptım gidiyor diye ama nerede? Hayır anlamıyorum. Ne var bizim koğuşta ya? Bizim koğuşta ne var? 15 tane sap var. Git kardeşim, gencecik adamsın ya. İmkanım var. Hani param var. Git kendine bir ev tut paşa paşa. Ya da tutulmuşu var, oraya git. Ya git Allah Muhammed aşkına, git artık, yeter ya. Yeter vallahi, bıktım ya. Her gün diken üstünde olmaktan bıktım. Şu halime bak, kakülüm kaydı ya. Üf, şiştim he. Doğan gitmemene çok bozuldu gözüm. Sormayın komutanım. Ara ara yokluyor zaten beni. Sahi komutanım, sen niye koğuşta kalıyorsun? Yatılı okul alışkanlığı Savaş. Yani ben ilkokuldan sonra hep yatılı okulda kaldım. Ortaokul, lise. Daha sonra askeri okul derken böyle ömrümün yarısından fazlasını yatakhanelerde geçirdim. Bir de böyle bir odanın içinde 10 kişiden az oldu mu ben uyuyamıyorum. Uyku tutmuyor beni. Hem ne bileyim, seviyorum. Yani muhabbetlerini, samimiyetlerini. Ya düşünsene, Mehmetçik'le berabersin. Daha rahat neresi olabilir ki? Hı? Haklısın gözüm. E desene, Doğan'ın daha çekilecek çok çilesi var Bektaş. Vallahi komutanım, ben yerimde çok memnunum. Babalar, size akşam şöyle güzel bir sürpriz yapayım diyorum. Sürpriz mi komutanım? Yoksa bizi yemeğe mi götürüyorsunuz komutanım? Yanlış yapan yüzer İlyas. Yüz yiyen ölür. Ölüler konuşamazlar. Sen ölüsün, konuşamazsın. Emredersiniz komutanım. Bizi eve mi davet edeceksiniz komutanım? Evet, eve davet ediyoruz sizi. Ama sizin eve. Bizim. Ha, sizin. Nasıl yani komutan? Ne oldu, yakışıklı zoruna mı gitti? Size davet ediyorum, bizi. Bize? Evet, size. Böyle komple kılıç dimini size davet ediyorum. Bize akşam yemek yapacaksınız ama ev yemeği. Öyle dışarıdan söylerseniz anlarım, dışarıdan olmaz. Yani böyle ne bileyim işte salatası, ara sıcağı, etli yemeği hepsi olacak. Tatlı. Tatlısız olmaz komutanım. Adamsın Çekiç. Tatlı da olsun şöyle. Komutanım, şerbetli tatlı olsun. Of, of. Aa bak, tamam babalar, şerbetli olsun tatlı. Komutanım, ben sütlü tatlı tercih ediyorum ama. Tabii sen bizim gibi... Tabii Selcan baba, sen bizim gibi atırsızı değilsin. Formuna dikkat ediyorsun. Ama biz atırsızıyız. Bize böyle bol şerbetli falan bir künefe mührefe yaparsınız artık akşam. Ha komutanım, şöyle et yemeği. Saç kavurma. Saç kavurma, nasıl fikir? Ağzın bal yesin Çekiç baba. Vallahi billahi ağzın bal yesin, şöyle bir saç kavurma böyle. Ama harbi saçta olacak, öyle şeyde tencerede falan olmaz. Ekmek saçı komutanım, ekmek saçı, böyle ekmeği bandırıp böyle. Of. Of. Kuyruk ya, muyruk ya, her şeyi böyle. Komutanım, salata da ezme olsun, böyle hafif acılı. Ya Selcan baba, senin itin köpeğin olsun, duydunuz. Salata acılı ezme. Şey baba, iyi kıyın onu, tamam mı? Zırhtan çekin. Hadi hadi hortlak, seni de affettim. Senin de çorbada bir isteğin olsun. Sağ olun komutanım. Süzme mercimek olsun. Olsun, şey süzme olsun yalnız mercimek. Öyle blender onlardan geçirerek olmaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle tel süzgeçte ince. Onu da böyle güzelce ezeceksiniz, tamam mı? Kavrulmuş tereyağının üstüne girin. Onu yapmazsanız, dışarıdan söylerseniz anlarım. Anlar. Kesinlikle anlar. Komutanım, bütün bunları biz mi yapacağız? Evet, siz yapacaksınız. Evet babalar, karargahın yemek listesini hazırlasam diyordun. Görelim bakalım mutfaktaki marifetlerini. Ha bol tutun yemekleri. Ben kurt gibi aç geleceğim. Bu arkadaşlar da yer. Komutanım bari tatlı gitseydiniz ya. Kim? Ha? Ne? Ne dedin? Bir şey mi dedin? Demedin değil mi? Ha, ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ha bu arada biz sadece kılıçtımı olarak gelmeyiz. Yengeniz de gelir. Benim yavru kurt Kaan da gelir. Bu yanımdaki ölü arkadaş da yalnız gelmez herhalde. Tabii komutanım. Emredersiniz komutanım. Bu arada başka gelecekler de olabilir. Tanrı misafiri, belli olmaz. Tamam. Bu kadar. Dediklerim anlaşıldı mı? Alo! Kime diyorum? Tamam. Tamam komutan. Tamam evet, ne lan? Emredersiniz komutan. Ha iyi. Ha bu arada size bir kıyak geçeyim. Öğleden sonra izinlisiniz. Anca hazırlarsınız yemekleri. Emredersiniz komutan. Emredersiniz komutan. Biz şey yapalım o zaman, gidelim.
Komutanım. Bunlar inşallah bugün birbirlerini öldürmezler. Vallahi çekiş baba. Bu ikisi birbiriyle anlaşmayı öğrenecek. Öyle ya da böyle. Yapacak bir şey yok. Benim yemeğe davet etmem gereken birisi daha var. Masaj at. Randevu da, savaşta da, görkemde de bu akşam. Ben direkt arayayım. Ara ara. Başak baba. Emredin komutanım. Akşam bütün tim yemeğe gidiyoruz. Ayça ile Gökçen de geliyor. Sen de geliyorsun. Komutanım ben... İtiraz kabul etmiyorum babalar. Komutanım ben rahatsızlık vermeyeyim size. Başak. Eskiden nasılsak... şimdi de öyle olacak. Peki teşekkür ederim komutanım. Tamam. Akşam biz seni geçerken alırız. Sağ olun komutanım. Eyvallah abi. Sana zahmet bagajı açar mısın mı abi? Şunları sağlam tut. Tamam be tamam. Şu torbaları da al. Tamam be. Sen de alsana biraz. Oğlum alıyorum işte. Görmüyor musun? Allah Allah. Şu taksinin parasını ver. Benden nakit yok ki. Nasıl yok? Yok. Oğlum bunların hepsinin parasını ben ödedim zaten. Abi benim parayı verin de gideyim artık. Ne kadar? 35 lira abi. Al kardeşim. Sağ ol oğlum. Kapat. Hadi bakayım. Önümüzdeki ayın kirasını sen vereceksin, haberin olsun. Nedenmiş o? Neden mi? Ulan ilk ayın kirasını ben ödedim. Depozitoyu ben ödedim. Taşıma masraflarını ben ödedim. Harbi sen bu aldığın parayı ne yapıyorsun ya? Sana ne? Allah Allah. 3 kuruş para verdin, artistik yapıyorsun ya. Ne cimri adamsın be? Şeytan diyor. Al şu poşetleri, çarp ağzının ortasına bir tane. Çarp. Çarp da akşam Haydar Yüzbaşı'nın önüne taş koyalım. Hadi. Hadi. Dur, konuşma, aç kapıyı ya. Aç. Oğlum niye pis pis masanın üstüne koyuyorsun poşetleri? Getirsene mutfağa. Ya 2 dakika dinlenirim, bekle be. Hadi getir oğlum, getir. Hadi bir sürü işimiz var da. Allah Allah. Bak yavru kurt, bu çok ciddi bir mesele. Benim büyük dedem, koca Yörük Hasan... bana bunları gakkuk demeden, ana baba demeden öğretti. Sen de öğreneceksin. Gerçi biraz geç kaldın ama üzülme. Sana hızlandırılmış bir kurs vereceğim. Yörük Haydar'ın oğlu Yörük Kağan... bunları bilecek, öğrenecek. Şimdi yavru kurt, bugün ilk türkümüz Meşelidir Engin Dağlar Meşeli. Neden bu türküyü seçtiğimi birazdan daha iyi anlayacaksın. Şimdi başlıyoruz. Meşelidir Engin Dağlar Meşeli. 3 yıl oldu ben bu derde düşeli. 3 yıl oldu ben bu derde düşeli. Yumurtanın kulbuğu yok, gözlerimde uyku yok. Yumurtanın kulbuğu yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemici gemiyi hiç kimseden korkum yok. Hah bak işte burası bize anlatıyor. Hiç kimseden korkum yok. Anladın mı? Şimdi ikincisine karat. Burası biraz değişik. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. Burası da ananla beni anlatıyor. Anlarsın ya. Allah. Haydar. Şey çok güzel türkü dersleri. Evet. Çok. Türküyü de çok beğendim. Çok muhteşem bir seçim olmuş. Ama acaba bu dersleri sen vermesen mi diyorum? Sebep ne babalar? Niye? Çünkü şöyle çocuk küçük. Çok küçük. Bir de bunu ben doğurdum ya, kıyamıyorum. Yani hayır, yazık, türküden falan soğuyacak diye diyorum Haydar'cığım. Kalbimi kırıyorsun ama Gökçen baba. Hayır, kırılmasın kalbim. Hiç kırılmasın. Senin sesin bana böyle kuş cıvıltısı gibi geliyor ama... işte çocuk küçük. Sana bir türkü söyleyeyim baba. Sen sonra muhakkak söyle. Muhakkak söyle. Sakın unutma bunu. Heh. Hadi hazırlanın şimdi. Şey, ya Gökçen. Ne acelemiz var? Smokin mi giyeceğiz? Nereden çıktı bu yemek? Haydar, sen zorla davet ettirdin bizi değil mi? Tövbe haşa.
Öyle şey mi olur? Ne alakası var babalar? Yok yok, alakası yok. Savaş Baba ile Görkem Baba, komutanım Allah aşkına gelin dedi. Ne diyorsun ya? Ne olur bize yemeğe gelin dediler. Hani sofra donatırız dediler falan. Çocuklar da o kadar hazırlık mazırlık yapınca ben de hayır diyemedim. Ha, anladım. Sen yemek listesi falan vermedin. Asla. Gökçen, üzerimizde un gördün, fırıncı mı sandın biz? Ahçı başı mıyım ben? Niye liste vereyim? Ayrıca misafir umdu onu değil, buldu onu yer. O kadar ikna edici konuştun ki Haydar. İnandım biliyor musun? Hadi hazırlanın, hadi. Hadi koş. Ne yapacağız şimdi? Güzel soru. Şöyle yapalım. Sen sebzeleri yıka. Ben eti doğramaya başlayayım. Sonuçta burada usta benim, yamak sensin. Yapma ya. Ben niye yamak oluyorum kardeşim? Sen niye mi yamak oluyorsun? Evet. Ulan iki tane yumurta kırmayı beceremiyorsun. Sen yamak olacaksın, ben mi olacağım? Bak, havalara bak sen. Sen sanki yıldızlı şefsin. Al lan. Al hadi başla. Geç. Geç. Allah Allah. Şöyle bir koyalım. Buradan. Şöyle koyalım. Bunu böyle alalım. Bunu böyle alalım. Patlayacağım. Bu da şöyle olsun. Bu burada önemli. Çok, bu çok önemli. Bu yani olmazsa olmaz. Akşama kadar poşetlerini yerini mi değiştireceksin yoksa yemek yapmaya başlayacak mıyız artık? Geç be geç. Ha şöyle. Evet şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Bilsem ne yapacağımızı? Sen az önce söylediğim gibi sen sebzeleri yıkamaya başla. Ben eti doğrayayım. Şuraya bak. Şefmiş. Papucumun şefi. Ne yapacak şimdi? Ya ne bileyim oğlum ben ya. Bakacağız bakacağız bir çaresine. Evden mi kaçsak? Nasıl? Kaçalım gidelim oğlum işte. Tüyelim evden yani. Ne diyorsun oğlum, saçmalama ya. Oğlum Haydar Yüzbaşı akşam eve geldiği zaman yemek diye bizi canlı canlı yiyecek ya. Yok abi ben gidiyorum. Lan olmaz öyle şey, dur ya. Bırak abi gideceğim ya. Lan dur dur. Al işte. Buyurun cenaze namazına. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk beyler. Vallahi beyler. Kurt gibi açım ha. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Komutanım, bir yanık kokusu mu var? Yok, yok komutanım. Olur mu öyle şey ya? Yok komutanım, dışarıdan geliyordur o koku. İyi, masada daha hazır değil ama. Hallederiz komutanım, hazırlarız iki dakikada. Oğlum, tek
bir tane kap yemek yok. Hazırlasan ne olacak? Bir şey mi dedin gözüm? He? Yok komutanım bir şey. Ha ben şey yapalım bir bakalım. Bakalım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Ayça. Memnun oldum, Savaş bende. Ben de memnun oldum. Neler yaptınız çok merak ediyorum. Ben aşıktan ölüyorum zaten. Masada ne varsa yiyeceğim. Masada bir şey yok. Bomboş mu masa? Şimdilik yok herhalde. Buyurun efendim. Evet. Çok fena. Şimdi bence masa düzeni sıfır. Üstelik yerleri yanlış. Baksana bizi bir de önlükle karşıladılar. Yani. Yani komutanım eğer menüde eksik varsa. Evet karşılama çok kötüydü. Ayrıca misafirperverlik yerlerde. Masa örtüsünü hiç beğenmedim. Tabaklar da kirli. Bakın toz. İğrenç. Yani ben de çok yüksek puan alabileceklerini sanmıyorum. Mümkün değil. Komutanım biz vallahi bittik ya. Ya harbiden saatlerce uğraştık ya. Öldük ya öldük. Ya bu yemek uğruna kanımızı döktük ya. Ya yandık ya bildiğiniz yandık. Sonuç? Sonuç? Yemek yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir kap bile yok mu? Bir kap bile yok. Haydar yüzbaşı gelmeden bir çare bulun. Geldi. Vallahi gençler, Orkun'un necele faydası yok. Cenazeleriniz bizde beyler. Oğlum yapacak bir şey yok. Açsanıza kapıyı. Açalım değil mi? Tabii. Oğlum bekletmesenize komutanı. Açmasak? Adam hala bekliyor. Hoş geldiniz. Lise de hazır değil mi? Kurt gibi açım. Yemin ediyorum bir kuzu yerim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hümmetin iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nerede yemekler? Haydar ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorsun ya? Nerede yemekler? Nerede yemekler? Yemekler nerede? Nerede yemekler? Nerede? Sakin ol ne yapıyorsun? Ama bir şey yapmıyorum. Kimseye bir şey yapmıyorum. Göksel gayet medeni. Ha, evet aynen böyle. Evet. Konuşarak ifade edelim duygularımızı. Evet. Evet duygularımı yaşıyorum burada. Çok iyi. Tamam şu ikisini çiğ çiğ yiyeceğim. Nerede oğlum yemekler? Haydar otur hadi şuraya. Hadi gel. Gel kimin kocası hadi gel. Ha. Bak tansiyonum düştü yemin ediyorum ya. Ne oldu? Yemekler olmadı yenge. Yapamadık. Çöp. Hepsi. Tamam. Şöyle yapıyor. Hiç sorun değil. Gerçekten hiç sorun değil. Şöyle yapıyoruz. Ben mutfağa gidiyorum. Hemen iki dakikada makarnaydı, menemendi bir şeyler hallediyoruz hızlıca. Allah'ım razı olsun. Hiç kimse aç kalmayayım. Sizin korkacağınız bir şey zaten. Haydar ben olduğum sürece yörük Haydar aç kalmaz bunu sakın unutma. Hadi düşün önüme hadi. Siz de buraları toplayın Allah aşkına hadi. Tamam yenge. Biz de yardıma gelelim. Ben de geliyorum. Ben de geleyim. Şöyle açın şekerimi sinirleyin. Haydar. Tamam iniş bana sana patlarım yemin ediyorum sana. Birazcık daha sakin hadi. Ben sakin miyiz açtım ben sakin. Üf, bu ne ya? Hey! Aa, Ne oldu burada? Savaştan çıkmış gibi. Gibisi fazla bence. Kızlar, bir an önce başlayalım. Yani Haydar bak birazcık daha aç kalırsa onu ben bile tutamam. Hadi. Sağ ol yenge valla. Yavru sen olmasan bizi şu an çoktan camdan aşağı atmıştı. Akşam spatolayla bizi kazıyordunuz valla. Ne yapıyorsunuz siz? Duruyor musunuz orada hala? Hadi hadi çabuk diyorum çabuk. Çocuğum hadi hızla. Aa! Gel abi. Gel. Burası iyi abi gel. Ya Doğan biz kimden saklanıyoruz kardeşim? Ya abi ben bunları kimse görmeden gömmenin derdindeyim anlatabiliyor muyum? Yoksa var ya Caner iyiydi, karargahıydı, karınca gibi üşüşürler vallahi. Çok almışım zaten. Biz de çok çok geriz Seyfi abi. Helal olsun. Bir şey söyleyeceğim. Gece hangi rüzgar attı seni buraya? Ya
sorma Doğan ya. Ya Esra okulda ya. Ya vallahi evde canım sıkılıyor ya. O duvarlar üstüme geliyor böyle ya. Ya dolapla masayla konuşuyorum ha. Ya dolaplara şeylere böyle eşyalara türkü söylüyorum. Az önce Halil'le kavga ettim ya gelmeden önce. Sen yalnız gelmişti ya. Ben sana söyleyeyim. Sen biraz kafayı yemişsin abi. Kafa gitmiş diyorum. Ya evde tek başına kalınca vallahi yani böyle oluyor ya. Kopuz almayı da bir şey söylemiyor. Abi bir şey söyleyeyim abi? Sıcak sıcak çok güzel gittin. Kur'an çarpsın. Allah senden razı olsun. Kesene bek. Helal koç olsun. Vallahi tek başına boğazımdan yetmedi ya. Dedim giden Doğan'la beraber yiyeyim. Hem iki lafı belinde kırar ha. Çok iyi yapmışsın Seyfi abi ya. O da böyle bir de. Doğan. Sende ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Vallahi ben nasıl olayım Seyfi abi? Doğruyu söylemek gerekirse var ya. Hiç iyi değilim. Heh. Abi. Bütün karargahın yükü omuzlarımda ya. Vallahi bile her iş bana bakıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Bir saç ayağını düşün. Bak. Bir saç ayağını düşün. Onun ikinci ayağı benim abi. Onu çeksen böyle her şey böyle şangır diye yıkılır ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Üstüne üstlük bir de var ya Bektaş komutan var ya Bektaş komutan. Bizim koğuşta kalıyor. O yok mu? Ne bileyim abi ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Stres diz boyu. O kadar söyleyeyim. Bir kendi alayım ya. Ama asıl bomba ne? Topuz albay. Adam eve gitmiyor abi. O da burada karargâhta kalıyor. Kopuz albay bir yerden çıkacak diye var ya, devamlı böyle apotta bekliyorum abi. Ne bir özelimiz kaldı, ne bir gizlimiz kaldı. Hiçbir şey kalmadı abi ya. Yemin ederim ya, bu nedir ya? Her tarafımı komutanlar sardı ya. Vallahi yazık bana da yazık. Kur'an çarpsın. Doğru söylüyor. Doğan. Emredin komutan. Ben de benim geveze posta nerede diyordum. Ne yapıyorsunuz burada? Komutanım biz ne yapıyoruz burada? Senin ne işin var Seyfi burada? Vallahi albayım, böyle evden duruyordum böyle dedim bir hava değişimi yapayım dedim. Böyle sokağa çıktım, böyle yürüdüm. Böyle yürüyünce bir baktım, buradayım. Yani böyle spontane gelişti yani. Spontane o. Ha ondan. Bana dürüm yok mu? Olmaz mı ya albayım, olmaz mı ya? Zaten ben hani fazla getirdim size de ikram ederim diye. O yüzden mi karargâhın en ücra, en uzak yerinde yiyordunuz? Buyurun. Komutanım, biz kimseye rahatsızlık vermemek adına öyle yaptık. Üç kokar falan ya ondan. Yoksa ben bizzat kendim bilhassa size getirecektim komutanım. Peki. Otursanıza. Komutanım ayran buyurun. Buyurun komutan. Esra nasıl Seyfi? Vallahi albayım yani iyidir öyle okula gidiyor geliyor işte. Gelecek sene üniversite sınavı var onun. Öyle özel ders falan ihtiyaç olursa onu ihmal etmeyelim Seyfi. Sınav gelecek yıl. Evet. Ne acayip adamsın Seyfi abi ya. Bilmiyor musun hakikaten abi? Yok vallahi ya. Ya ben kaçıncı sınıfa gidiyor onu bile bilmiyorum ya. Yani sağ olsun albayım benden daha iyi biliyor. Çok ilgileniyor. Allah senden razı olsun albayım. Senden de razı olsun Seyfi. Senden de. Hadi soğutmayın yesenize. Siz doydunuz mu ya? Bak makarna var, daha menemen de var. Ha? Vallahi sağ olasın yengeciğim. Vallahi yenge, her şey çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yenge ben de bayıldım vallahi. Tıka basa yedim. Siz de doymadıysanız daha makarna ile menemen var yani. Kendiniz yapmış gibi yiyin. Sağ olun komutanım. Yok yok, doyduk komutanım. Vallahi Allah razı olsun Gökçen. Sayende kursağımızdan iki lokma geçti. Afiyet olsun ama bir tek ben değil, kızlar da çok yardım etti. Mesela salata Ayça'nın eseri. Ben de diyorum bu salata niye bu kadar lezzetli? Yani yemelere doyamadım. Afiyet olsun. Ne? Ayşe Hanım babanız nasıl? Komutan. Babam? Komutanım nasıl şey yani? İyi. İyi. İyi evde. Komutanım. İlyas şimdi gerçekten Kurtarmış Paşa'nın kızıyla mı beraber yani? Evet. Vallahi büyük cesaret komutanım. Kutalmış Paşa'nın haberi yok. Öğrenince ben göreceğim ondaki cesaretini. Komutanım. Harbiden yok mu?
Alper, komutanım müsaadenizle. Tabii tabii. Alper, aslanım. Abi, nasılsın? İyiyim, iyiyim aslanım. Sen nasılsın? Tugay'dasın değil mi? Yani bir sıkıntı yok. Bu saatte aradığına göre. Aa, anca arayabildim. Kusura bakma abi. Merak etme, Tugay'dayım. Önce Nixar'ı annemleri aradım. Senin de sesini duyayım istedim. İyi yapmışsın aslanım, iyi yapmışsın. Sen nasılsın abi? Koğuşta mısın? İyiyim ben de. Yok, koğuşta değiliz biz. Haydar komutanlarla dışarıda yemekteyiz. Mektaş, selam söyle. Bak, sana selam söylüyorlar aslanım. Sen de selam söyle abi. Bağ üstüne kardeşim, söylerim. Ne yaptın? Röleye falan gidiyor musun ara sıra? Arzu oldukça acil durumlarda gidiyorum abi, merak etme. Ben seni tutmayayım abi. Tamam aslanım, tamam. Bak, böyle fırsat buldukça ara beni, olur mu? Tamam abi. Dikkat et kendine. Sen de abi. Affedersin. Bektaş baba ya. Senin birader üniversitede okumuyor muydu? Tugay falan, hayırdır? Evet komutan, üniversiteyi bu sene bitirdi. Bitirir bitirmez de askere gitti aslan parçası. Helal olsun be. Bektaş, kardeşin ne okuyordu? Elektronik mühendisliği komutanım. Ay maşallah. Ayağına taş değmesin. Amin. Amin komutanım. Şimdi Poyraztepe Karakolu'nda malzeme götüren konvoyla gideceksin Alper. Oradan da seni telsiz rölesine götürecekler. Yani bir an önce tamir edilmesi lazım. Bölgede sıkıntılar çekiyoruz. Emredersiniz komutanım. Tamam. Üsteğmen Gençer. Emredin komutanım. Rahat. Alper Asteğmen de sizinle gelecek. Telsiz rölesine güvenli geçişini sağlarsınız. Emredersiniz komutanım. Tamam. Malzemeler yüklendiyse oyalanmadan hemen yola çıkın. Bu arada çok dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Hadi. Halil, tamam mısınız koçum? Evet komutanım. Haydi beyler, çıkıyoruz. Alper sen de geç. Emredersiniz komutanım. Şafak kaç komutanım? Daha 8 ayım var çavuş. Yeni sayılırsın daha. Nerelisin? Tokat Nixar. Asteğmen'im. Alper'di değil mi adı? Evet komutanım. Bizim karakola da daha önce hiç gelmedin. Evet komutanım. Serik bölgesinde birkaç telsiz rölesine gittim ama bu tarafa ilk defa geçiyorum. Hangi okul? Elektronik mühendisi. Vay. Çok karizmatik komutanım. Sen nerelisin çavuşum? Antalya, Korkuyeli. Aa, çok güzeldir oralar ya. Öyledir vallahi komutanım. Burnum da tütüyor. Ama haftaya memleketteyim inşallah. İzin mi? Özkan'ın haftaya düğünü var. Aa, hayırlı olsun Özkan. Sağ olun komutan. Bu yolları hiç sevmiyorum komutanım. Al benden de o kadar. Bir çıksak şuradan. Hadi hadi! Dikkat edin! Aksu bayım! Tugay'dan yardım iste! Emredersiniz komutanım! Komutanım! Sen daha önce hiç sıcak çatışmada bulunmamışsındır! Hayır ama çok dinledim! Vallahi nasıl derler? Anlatılmaz yaşanır! Kimden dinledin? Abi o askerdi, özel kuvvetlerdi. Allah'a emanet! Hepimiz! İçeriye sızacaklar. Gözünüzü dört açın. Ali, kuzey yönü. Özkan, kuzey doğu. Ağaçlık, en az üç kişi var. Sen kafanı kaldırma. Bu
Bunlara takviye gelene kadar bitirin işlerini. Hadi, hadi! Asubayım takviye çıktı mı? Evet komutanım. Şerefsizler, çok kötü yerde yakalandık. Taktik maktik yok. Bam, bam, bam! Helal be aşka, yürü! Komutanım, siz özel kuvvetler dediniz ya. Düğünden sonra ben de katılmayı planlıyorum. Hadi bakalım inşallah. Özkan! 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 Komutanım Özkan vuruldu! Ne? Özkan! Özkan! Ona kahretsin! Özkan! Durum nasıl? Komutanım çok kan kaybediyor! Özkan! Özkan! Dayan ne olur hadi dayan! Özkan! Komutanım! Yapma! Bırakma kendini! Özkan dayan! Komutanım nişanlıma şehit oldu. Hayır! Hayır! Eşmeden ya! Hayır! Hayal! Hayal! Dur! Hanımefendi kadar! Allah'ım ben açar! Hanımefendi dur! Evlenecekti lan! Hanımefendi! Evlenecekti! Ön taraftakiler yaklaşsınlar hadi! Hadi! Komutanım Alper düştü! Alper! Allah kahretsin! Alper! Komutanım onu görmüyorum! Allah kahretsin! Allah kahretsin! İtiraf edecek! Kim aradı, ne yaptı bilmiyorum ki. Alper? Alo, Alper? Alo, abi. Abi sen misin? Seni mi aradım? Alper, aslanım. Sen neredesin? Ne bu sesler? Abi biz çatışmadayız abi. Aslanım ne diyorsun sen? Ne çatışması? Alo. Abi. Abi alo. Alo. Alper. Komutanım ne oldu? Ters bir durum var komutanım. Alper sesimi duyuyor musun? Alo. Aslanım. Abi. Abi. Alper. Hadi hadi. Kahretsin. Vay senin sinyal ne? Komutanım! Komutanım! Lan! Gel. Komutanım. Komutanım. Kardeşim çatışmada. Komutanım. Telefon kesildi. Ulaşamıyorum komutanım. Asubayım sen nereye girdiğinin farkında mısın? Ne bu hal? Komutanım. Kıyafetim için çok özür dilerim. Ama kardeşim komutanım. Tamam asubayım. Önemli değil. Nedir telaşının sebebi? Komutanım. Benim kardeşim askerlik yapıyor. Bilmiyorum. Sanırım yanlışlıkla beni aradı. Yani çatışma falan dedi. Daha sonra telefon kesildi komutanım ama arkadan da çatışma sesleri devam ediyordu. Bilmiyorum öyle bir şeyler duydum. Daha sonra da ulaşamadım. Komutanım ben sizden belki Tugay'ı arayıp hani bir bilgi almak için rica edecektim. Bana bir şey söylemeyebilirler. Tamam Aslı ben ilgileneceğim. Merak etme evlat. Alper'den ses yok değil mi? Hayır komutanım.
İyi olsa bile oradan tırmanmasına imkan yok. Çok kalabalık bunlar. Asubayım, bu bölgede ilk defa bu kadar kalabalık bir ekiple karşılaşıyoruz. Evet komutanım. Bunlar yeni sızmaya çalışanlar olabilir. Bir bitmedi şerefsizler. Bakalım nereye kadar dayanacaksınız? Bastırın hadi! Hadi! Ne var? Ezgere takviye geliyor Şiyar. Benim burada işim bitmedi. Kalabalıklar Şiyar. Tamam. Tamam. İşimiz bitmedi ama en azından huzurları kaçtı. Böyle böyle öğrenecekler Şiyar'ın kim olduğunu. Toparlar, çekiliyoruz toparlar. Geri çekil. Komutanım ateşi kestiler. Geri çekiliyorlar. Gözcüleri vardır bunların. Anlaşılan bizim ekip geliyor. Çevre güvenliği alın. Hemen. Yaralılara bakın, yaralılara. Usta Eminim. Şehrimiz var komutanım. Uzman çavuş Özkan Aydoğan. Vatan sağ olsun. Komutanım, çatışma sırasında Alper Subaşı da bacağından vuruldu. Dengesini kaybederek aşağı düştü. Çatışma esnasında müdahale edemedik. Ne diyorsun Hüseyin benim? Hemen araba çalışmaları başlatırsın, hemen! Var ya, yatın kalkın Gökçen yengeye dua et. O olmasa var ya, Haydar Yüzbaşı'nın elinden kimse kurtaramazdı sizi. Vallahi komutanım, ucuz yırttık. Sorma komutanım, vallahi öyle. Dikkat! Ona bakın ayarsızlar. Bundan sonra kılıç timi ayda bir kere size yemeğe gelecek. Bir daha öyle boş masa görürsem eğitim sahasındaki çimleri tek tek saydırırım size. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Ayrıca bir daha didiştiğinizi görürsem oyarım. Çıt çıkmayacak aranızda. Oyarım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Selcan, Bektaş nerede? Bugün hiç görmedim komutanım. Komutanım, sabah erken saatte ona bir telefon geldi komutanım. Neydi? Alper falan diye konuştu. Ama çok telaşlıydı komutanım. Hatta böyle üzerinde eşofmanlarla koçtan fırlayıverdi komutanım. Alper mi dedi? Alper dedi komutanım. Hatta böyle çatışma falan lafları da geçiyordu. Ne diyorsun oğlum sen ya? Allah. Ulan inşallah tahmin ettiğim şey değildir. Komutanım, Alper kim? Bektaş'ın kardeşi. Allah. Anlaşıldı. Komutanım. Gediktepe Geçit Güzergahı'nda askeri bir konvoy saldırıya uğramış. Sıcak çatışma yaşanmış, yaralılarımız ve maalesef bir şehidimiz var komutanım. Şehit be. Evet komutanım, uzman çavuş Özkan Aydoğan. Ayrıca As Seymen Alper Subaşı çatışmada ağır yaralanarak uçurumdan düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor komutanım.
Bektaş baba. Komutanım. Ne oldu? Komutanım. Rahat. Asubayım. Bu sabah Gediktepe Geçit Güzergahı'nda Alper'in de içinde bulunduğu konvoya bir saldırı olmuş. Ve sıcak çatışma yaşanmış. Maalesef yaralılarımız ve bir de şehidimiz var. Alper? Hayır, Alper değil. Ama maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Çatışma sırasında Alper yaralanmış ve kendisiyle irtibat kesilmiş. Şu anda kayıp olduğu bildirildi. Kayıp mı? Evet. Komutanım, esir düşmüş olamaz değil mi? Şu anda böyle bir bilgi yok yüzbaşım. Komutanım, eğer izniniz olursa ben bölgeye gitmek isterim. Hayır, hayır. Asubay subaşı. Şu anda bölgede zaten geniş çaplı bir arama çalışması yapılıyor. Senin yapabileceğin bir şey yok orada oğlum. Komutanım, lütfen. Benim orada olmam gerekiyor. Ben aileme kötü haber veremem. Bektaş, evlat. Şu anda duygusal davranıyorsun. Seni bu şekilde oraya gönderemem. Komutanım. Ben yıllık iznimi kullanmak istiyorum. Kılıç dimi hazırlansın yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Sağ olun komutanım. Gözünü onun üzerinden ayırma. Çok dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Topunun belasını versin. Yine bir tane evladımızı şehit verdik öyle mi? Bir Mehmetçiğimizi daha. Çakal sürüsü. Bunlar bize emanet kopuz. Ama ortalık çakal sürüsünden geçilmiyor. Ve ben nedenini biliyorum. Yalnız unutma kopuz. Keser döner, sap döner. Bir gün bu hesap döner. Ve bu namussuz terör örgütü bu yaptıklarının hesabını bize verir. Namussuzlar. Bu terör örgütünün de onun arkasında ve onu kollayanların da Allah topunun belasını versin. Kılıç dimi harekete geçtim. Evet komiserim. Peki assubay subaşı o da gitti mi? Keşke onu göndermeseydin. Durduramazdım komiserim. O da haklı tabii. İnşallah Süleymanımızı sağ salim geri alırız. Yarası ağır mı? Komiserim vurulduğunu biliyoruz ama durumu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Anladım. Ben genelkurmayda bir toplantıya çağrıldım. Buraya gideceğim. Sanıyorum sınırımıza yakın bölgede yığınak yapmaya başlamış terör örgütü. Belli ki yakında bir hareketlenme olacak. Bu saldırı da bunun izlerini taşıyor komutanım. Öyle görünüyor. Ben toplantıya gidiyorum. Gelişmelerden haberdar et beni. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Evet. Asteğmen subaşının tüfeğini bulduk. Kırılmış. Anlaşıldı. Devam edin.
Komutanım, kırılmış cep telefonu bulduk. Asteğmen subaşının olabilir. Anlaşıldı, tamam. Yüzbaşı Yeşilyurt, Asteğmen subaşına hala ulaşılamadı. Arama faaliyetlerini genişletmemiz lazım. Buraya hemen balık adam ekiplerini istiyorum, hemen. Yer döndü mü? Yoldalar. Birazdan burada olurlar. Hoş geldin Çakal. Ertin. Hoş bulduk Şiir. Eylem yapmışsın. Haberi geldi demek ki. Geldi. Sonuç. Fena gitmedi. Epey zayiat verdirdik. Bu bölgede Türk askerine rahat yok. Bu daha başlangıç. Yemek hazırlayın bize. Hadi, hadi. Üsteğmen Aydın Sağlam komutanım. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Üsteğmenim, Asteğmen Alper Subaşı hakkında bir gelişme var mı? Kendisine henüz ulaşamadık ama telefonu ve tüfeğini uçurumun aşağısında kırık bir halde bulduk komutanım. Alanda çalışma faaliyetlerimiz devam ediyor. Anlaşıldı. Peki, saldıran grupla ilgili bir bilgiye ulaşıldı mı? Maalesef komutanım. Hemen takibata başlandı ancak Rüstem bir haber alamadık komutanım. Daha 23 yaşındaydı ben. İlyas. Asubay. Haftaya düğünü vardı.
Kılıç! Karşımda toplan. Biz savaş kaybetmeyiz Kılıç. Türk'ün canını kim yakarsa, kim Türk askerinin kanını akıtırsa bedelini çok ağır öder. Ödeteceğiz! Dünyanın öbür ucundan, bilmem kaç kilometre uzaktan buraya gelip buradaki çakal sürüsünü yemleyenler de bunu öğrenecek. Öğreteceğiz! Tanrı şahidim olsun. İçeride yatan o Mehmetçiği şehit eden bulup bastığı toprağa gömeceğiz. Ocağımıza ateş düşürenler, bizi ağlatanlar bunun bedelini ödeyecek. Asteğmen, Alper Subaşı bulunacak. Başka bir ocağa daha ateş düşmeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Yüzbaşı Yeşil Yurt. Kolay gelsin yüzbaşım. Sağ olun yüzbaşım. Bir gelişme var mı? Komutanım. Bir saniye. Evet dinliyorum. Asteğmen Subaşı'nın tabancası bulundu. Anlaşıldı tamam.
Komutanım. İzniniz olursa aşağı inebilir miyim? Ben burada bekleyemem. Bektaş baba. Burada hepimiz, buradaki bütün askerler Alper'i bulana kadar burayı didik didik arayacağız. Ama öncelikle bizim dik durmamız lazım Asubay'ım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kılıç. Aşağı iniyoruz. Bektaş, şu anda ona ulaşılmadı. Henüz bilgimiz yok. Yaşıyor olma ihtimali daha yüksek. Evet komutanım. Hemen ümidimizi kaybetmeyelim. Alper yaralandığı için tırmanamamış olabilir komutanım. Bekleyecek, uygun bir yer bulmak için ilerlemiştir. Ya da derede sürüklenmiş olabilir. Akıntı yönünde ilerleyeceğiz. Oralara bakmak lazım. Drondan bir şey çıkmadı ama... Ormanlık alan normal. Kamufle olmuştur. Kılıç, gidiyoruz. Neredeyim acaba? Çatışma sürüyor mudur hala ya? Ne kadar uzaklaştım ki? Oh. Allah'ım sen onları koru. Ne tarafa gideceğim ya? Of!
ipleri bu tarafta kalmıştır. Şuraya gideceğim. How long is our way? Bunun ne işi var burada? Sınırı mı geçtim ben? Bunların ne olduğu belli değil ki. Kim bilir kime çalışıyorlar. Eylemler konusunda çok zayıfsın Şiyar. Bugün yaptığın mesele, küçük bir Türk askeri ordusuna saldırdın, sonra geri çekildin. Aslında bu bölgede efsane olmak ve adının ölen olması için daha vahşi, daha çekici eylemler yapmak zorundasın. Bunu hiç düşündün mü Şiyar? Neyi? Neden olaylara sığ baktığını. Modası geçmiş eylem planlarıyla hareket ettiğini, kapasiteni kullanmadığını, terazide hep yukarıda kalan taraf olduğunu. Nasıl yani? Hedeflerini küçük tuttuğunu söylüyor Şiyar. Benim çok büyük hedeflerim var çakal. Beni bu kadar küçümsemeyin. Sakin ol Şiyar. Biz senin yanımız. İstediğin desteği vereceğimi biliyorsun değil mi? Ama öyle eylemler yapmalısın ki Türk askerinin bütün ilgisini bu bölgeye çekmelisin. Bizim kuzeyde rahat etmemiz için senin bu bölgeyi rahatsız etmen lazım. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Medyanın ilgisini çekecek. Askeri çok zor durumda bırakacak eylemlerden bahsediyorum. Hem belki örgütte yükselme şansını da yakalarsın. Düşünsene, Güney Bölgesi sorumlusu Şiyar. Hem belki dünya siyasetinde adım geçmeye başlayacak. Sana Güney sınırında söz sahibi olacak bir güçten bahsediyorum Şiyar. Bu benim için çok güzel olur. Hele yıllardır örgüt için yaptıklarımdan sonra. Ama bugün yaptığın... Bence hiçbir değeri yok. Emin ol, örgüt yöneticilerin haberi bile yok bundan. Bak Şiyar, benim sana vereceğim destekle... ...sana yaptığım eylem planlarını uygularsan eğer... ...bu söylediklerime ulaşabilirsin. Anlıyor musun? Şiyar, bir haber getirmişimdir. Ne var, söyle. Askerlerden birini öldürmüşlükdür. Bak, bu güzel haber. Aslında daha fazla öldürdük ama... Askerlerden biri kayıpmış. Uçurumdan aşağı düşmüş. Henüz bulamamışlar. Şiyar, asker ölmüş müdür? Fark etmez. Ölüsünü de bulsak bizim işimize yarar, öyle değil mi? Ben canlı olmasını tercih ederim. Bence bu şansı değerlendirmelisin. Adamları topla. Çok adam topla. Çıkıyoruz. Hadi evveler, toplanıyoruz. Bakalım askeri önce kim bulacak? Bak bakalım.
Komutanım, kan izleri var. Kan izi taze komutanım. Alper'in komutanı. Emin misin Bektaş baba? Komutanım. Biz daha ufaktık. Babam bunları bizim için özel yaptırmıştı. Biz o günden sonra bunları boynumuzdan çıkartmadık. Esaslı adammış baban. Zaten böyle babalar böyle yiğit evlatlar yapıyor. Aramaya devam edeceğiz. Komutanım, burada da kan izleri var. İzlere göre şu yönde ilerlemiş. Neden bu tarafa doğru gidiyor? Neden geri dönmüyor acaba? Teröristler götürmüş olabilir mi komutanım? İnşallah öyle bir şey olmamıştır Selcan baba. Bir veri, uydu. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Yüzbaşım, biz dere kenarında Alper'e ait eşyalar bulduk. Muhtemelen dereye düşüp akıntıyla sürüklendi. Hala hayatta olduğunu düşünüyoruz. O yüzden aramaya devam edeceğiz. Arama bölgesini genişletmemiz lazım. Tamam. Kılıç, izleri takip ediyoruz. Haydi. Komutanım. Buradan geçmiş. Ağaçta da var. Kan kaybetmeye devam ediyor gibi görünüyor. Sabret aslanım, sabret. Geldik. Komutanım gittiği yöne doğru işaret bırakmış. İşaret bıraktığına göre teröristlerin elinde değil. Bu iyi. Vallahi helal olsun Alper'e. Bektaş baba kardeşin olduğu belli. Öğretmişim bu işleri. Daha yani niye ters yöne ilerlemiş onu anlamadım. Komutanım uçurumdan düştü sonuçta. Yani vurulduğunu da biliyoruz ama tam olarak ne durumda bilmiyoruz. Doğru söylüyorsun Karaca. Komutanım burada da kan izleri var. Sanırım bu yöne gitti. Kılıç devam ediyoruz. Alper'i daha fazla uzaklaşmadan bulalım. Haydi. Kayboldum. İnşallah bu işe yarar. Dinliyorum. Tamam Eval.
Ne diyorlar, haber var mı? Evet, askeri hala bulunamamış. Ama yaşıyormuş yer. Güzel, güzel haber. Onlardan önce biz bulacağız o askeri. Hızlanalım. Hızlanın. Haydi. Allah kahretsin. Teröristler. Oturun. Asubayım, Kılıç Dimin'den ve Asteğmen Subaşı'nın arama kurtarma çalışmalarından haber var mı? Komutanım, Asteğmen Subaşı henüz ulaşılamamış ama dereye düşüp sürüklendiği tespit edilmiş. Kılıç Dimi çatışma alanının yaklaşık 1 kilometre ötesinde derenin kenarında Asteğmen Subaşı'ya ait olduğu ve Bektaş Subaşı tarafından teyit edilen bir kolye bulmuş. Kolye? Evet komutanım. Arama çalışmalar devam ediyor. Komutanım, doğru yoldan gidiyoruz. Alper buradan geçmiş. Ben kardeşin ne demek olduğunu çok iyi bilirim komutanım. Benim de bu hayatta sahip olduğum bir tek ablam var. Ben onun düşmesine asla izin vermem. O da bunu bildiği için hiç düşünmeden sırtını bana yaslar. Ve birbirimize güç veririz. Sen de Alper için böyle bir güçsün. Sen hiç merak etme komutanım. Alper hayatta kalacak. Biz de onu bulacağız. Sağ ol Görkem. Sağ ol. Kılıç, gidiyoruz. Komutanım. Assubeyli beni. Emredersiniz komutanım. 9 albay arıyor komutanım. Yüzbaşı Bozkurt'a emredin komutanım. Yüzbaşım. Gelişmelerden haberim var. Durumunuz nedir? Komutanım, Alper gittiği yönle ilgili bize işaretler bırakmış. Onları takip edip onu bulmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan onun hala hayatta olması. Ve ben ve timim onu bulacağız komutanım. Bektaş nasıl? Güçlü olmaya çalışıyor komutanım. Tamam, sizden haber bekliyorum. Emredersiniz komutanım. Kılıç, uçuyoruz haydi. Dinlenmem lazım. Ateşim var. Çok kötü olmuş. Beni arıyorlardır herhalde. Abim de öğrenmiş bir durum oldu. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan İhtiyar Bektaş Subaşı Yahya Kemal.
Büyüksün baba. Abime şiirden isim koymuş. Kolyem. Kolyem düşmüş. Oh. Babam üzülecek. Abim bulur beni. Komutanım. Alper bir işaret daha bırakmış. Komutanım, sınırı geçmişiz ve geçeli bayağı olmuş. Şu anda Türkiye'de değiliz. Sana bir sır vereyim mi Bektaş? Sınır, Türk sınırı geçene kadar sınırdır. Kılıç! Ben o yaralı Mehmetçiği almadan dönmem. O yüzden bu saatten sonra bizim için sınır mınır yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Alper'i sırtlanların, çakalların eline bırakacak değiliz. O kadar uzun boylu değil babalar. Azdan az, çoktan çok kılıç. Beyse de çıksın, toysa da çıksın kılıç. Ben anasına kuzu, babasına aslan olan yaralı bir Mehmetçiği orada bırakmam. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Onu bulana kadar ilerliyoruz. Sonra da onu alıp döneceğiz. Bu yoldan da beni bir Allah'ın kulu çeviremez. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Selcan baba, karargâhla irtibata geç. Emredersiniz komutanım. Kılıç, hadi biraz kaybolalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Kılıç Demir sınır hattına geçmiş, devam ediyorlar. Anladım Asbay. Kurtulmuş Paşa Genelkurmay'dan döndü mü? Hemen bakayım komutanım. Evet komutanım, şimdi giriş yapmış. Gelişme mi var komutanım? Henüz kendisine ulaşılamadı ama artık askerimizin hayatta olduğunu biliyoruz komutanım. Ancak Asteğmen Subaşı'nın farkında olmadan sınırı geçtiğini değerlendiriyoruz. Kılıç Timi de şu anda sınır hattını geçti. Aramaya devam ediyorlar komutanım. Silahsız ve yaralı bir Mehmetçik'ten bahsediyoruz komutanım. Onun için gerekiyorsa Kılıç Timi Fizan'a kadar gidecek ve o çocuk bulunacak. Bu kadar. Sıkıyorsa gelip hesap sorsun şerefsizler. Bize hiç kimse bir şey söyleyemez. Ben gerekli yerlerle konuşacağım. Emredersiniz komutanım. Neyse, ilçedeki işlerimiz çabuk bitti. Gidince de yapacak çok iş var ama. Hallederiz abi, merak etme. Abi dur. Durayım birini mı? Gördüm, dur. Ne oldu Şolpan? Abi birini gördüm, dur. Türk askeri. Yaralı. Asker, iyi misin? Kendine gel.
Yanıyor. Abi yardım etmemiz lazım. Yarası çok kötü. Çolpan, başımız derde girebilir. Yaralı bir Türk askerine de yardım etmeyeceksek biz ne işe yararız abi? Biz Türkmeniz. Sana zarar vermeyeceğiz asker. Tamam mı? Hadi abi yardım et. Abi dikkat et. Hadi. Hadi. Yarasına dikkat et. Yarası. What are you doing here? You can't enter here without permission. Ne diyorsun oğlum? Sizin ne işiniz var burada? Buraya izinsiz giremezsiniz. Hemen geri dönün. Ah şöyle, Türkçe söyle. Burada yaralı ve silahsız bir Türk askeri var. Onun için buradayız ve almadan dönmeyeceğiz. Bana sizin askerinizden. Hemen geri dönün. Ne diyorsam o. Yoksa... Yoksa ne? Sonuçları sizin için ağır olacak. Siz seni. He? Sen kimsin lan? He? Kimsin sen? Şerefsiz. Ah. Bunun hesabını vereceksin Türk askeri. Hiçbir yapamazsın. Olayın büyümesini istemiyorsanız çekilin geçelim. Çekilin. Beyaz. Gel. You can pass. Diyorsa bir şey yapın. Alo, David. Senin aradığın şu asker bizim de ödemiş Şiar. İyi. Bu benim işimi kolaylaştırır. Ama bir Türk timi kaybolan askerini arıyor. Onlar da bölgedeymiş. Türk timi ha? Bugün iyi haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İyi, iyi. Çok iyi. Toplanın, gidiyoruz. Bir Türk askeri diye yola çıktık. Bir Türk timini ele geçireceğiz. Hem de benim bölgemde. Alo Çakal. Haberi aldın mı? Evet geldi. Ben de şimdi tam seni arayacaktım. Çok dikkatli ol Şiar. Bir Türk timinden bahsediyoruz. Bu senin için tam bir propaganda fırsatı. Yapacağın eylem... Çok büyük yankı getirecektir. Evet. Tam da istediğimiz gibi. Yanındaki adamları çoğalt. İşini şansa bırakma. Eğer işler istediğim gibi giderse... ...o istediğin silahları sana daha çabuk ulaştırabilirim. Tamam, tamam. Hemen tava geliyorlar ya Arti. İşimiz kolaylaşıyor Çakal. Biz düşünüyoruz,
Onlar yapıyor. Başkalarının aklıyla hareket etmek bunların ruhlarına işlemiş. Düşürmeyelim. Tamam hadi. Asker dayan geldik. Abi kutudan ilaçları çıkarır mısın? Ateş düşürücü vardı. Tamam. İlaçlarla olmaz Çolpan. Yarası çok kötü. Ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. İlçeye götüremeyiz ki abi. Doğru, haklısın. Türk askerinin burada olduğunu öğrenirlerse ciddi sıkıntı çıkar. Hem örgütün adamları da onun yaşadığını öğrenebilir. Onu öldürmek için her şeyi yapar o köpekler. Askerin burada olduğunu gizlemeliyiz. Belki toparlanır. Sonra Türk birliklerine haber verecek bir yol buluruz. İlacı içirip pansumanını yapalım da önce. Asker adın ne? Benim adım Tuna. Hadi uyan. Osman yap. Vurulmuş. Kurşun içeride mi acaba? Komutanım. Vallahi ne güzel geçirdiniz adama ya. Böyle içimin yağları eridi biliyor musun? Neymiş? İzin vermiyormuş. Yok ya. Şerefsizler. Herifler gelecek, bizim sınırımızda cakas atacak. Yok ya. Vallahi gözüm. Gel işte benim için de yapıştırsaydın bir tane. Evet komutanım ya. Keşke biz de girseydik. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Asubay Beyli. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Kopuz Albay. Yüzbaşı Bozkurt, emredin komutanım. Yüzbaşım, yeni bir istihbarat aldık. Komoya saldıran grup, Alper'in yaşadığını ve bölgede olduğunu öğrenmiş. Şu anda onu arıyorlar. Çok daha hızlı olmanız lazım Haydar. Örgüt o bölgede çok hareketli. Alper'i her an bulabilirler. Evlat, Mehmetçiğimizi bir an önce bul, olur mu? Emredersiniz komutanım. Komutanım, kötü bir haber mi? Konvoya saldıran iç sürüsü şimdi Alper'in peşine düşmüş. Kılıç, hızlanıyoruz. Komutanım, burada lastik izleri var.
Etrafa iyice bir bakın. Belki bir işaret bırakmıştır. Hadi babalar. Teröristlerin eline geçmiş olmasın komutanım? İnşallah öyle bir şey yoktur. Komutanım. Burada saklanmış olabilir komutanım. Babalar hızlanmamız lazım. Sercan, sen savaşta gör Kemal kuzey tarafını tarayın. Emredersiniz komutanım. Siz de benimle geliyorsunuz. Haydi beyler. Alo Şiyer. TC'nin asker senin tarafta. Çardak köyüne yakınmış. Tek bir kulübeden bahsettiler. Ne yap et, o askeri al. Canını istiyorum, anladın mı? Hadi çabuk, çabuk. Tamam Şiyer, tamam. Asker bu taraftaymış, hadi zanın. Bu tarafta Alper'den bir iz yok. Evet komutanım. Alper'i bir sağ salim bulabilsek. Ne yaptı nedip onu buradan çıkarırız. Ondan sonrası hız gelir tırs gider. Doğru söylüyorsun Savaş. Yani komutanım öyle bir yer ki terörist tarlasına dönmüş. Her yerde bütün şerefsizler. İt sürüsü. Neredeyim ben? Çoban durumu daha da kötüye gidiyor. İlaç bir işe yaramadı. Ne yapacağız? İlçedeki hastaneye götürelim. Başka çaremiz yok. Burada böyle ölümünü bekleyemeyiz. Tamam, hadi. Hadi. Askeri bırakın. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Daha ne duruyorsunuz? Çıkarın askeri araçtan. Defolun gidin. Askeri vermeyiz. Kız da pek dişi çıktı. O bayrağı indirmesini de biliriz biz. Şansınızı zorlamayın da askeri indirin arabadan. Haydi. Ben de sana askeri vermeyiz dedim. Sağır mısın? Defolun gidin hadi. Sakin ol Çolpan. Siz çok olmaya başladınız. Çok kalabalıklar Çolpan. Bir şey yapamayız. Yaparız abi. Bizi öldürmeden askeri alamazlar. Onları askere yaklaştırmayacağız. Vay! Siz şimdi görürsünüz. Davranın! Asker sağ teslim alacağız, haydi! Zeynep, Selcuk Nefe'den ses çıkmadı komutanım. Dilim varmıyor ama bu Alper teröristlerin eline geçtiyse... biz bu bektaşı zapt edemeyiz komutanım. O çocuğu bulacağız Çekiç Baba. Öyle ya da böyle. Ne oldu komutanım? Komutanım. Çatışmasız. Thank you.
komutanım. 1 kilometre ötede çatışma var komutanım. Örgütün adamları Türkmenlere saldırıyorlar komutanım. Komutanım. Alper komutanım. Alper orada. Sanırım ağır yaralı. Teröristler Türkmenlerden Alper'i istiyorlar komutanım. Komutanım. Türkmenler Alper için çatışıyor komutanım. Hemen gitmemiz lazım. Bektaş. Bu mesafeden yetişemeyiz. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Ateş kesildi. Duyuyorum İlyas. Allah kahretsin. Keşke daha çok mermimiz olsaydı. Komutanım. Türkmenlerin mermileri bitti komutanım. Ne yapacağız? Başçavuş Çekiç. Emredersiniz komutanım. Kopuz albay. Komutanım. Alper'i bulduk. Türkmenlerle beraber. Evet, bir grupla çatışıyorlar komutanım. Mermileri bitti. Aramızdaki mesafe 1 kilometre. Buradan yetişmemiz imkansız. Komutanım. Teröristler yaklaşıyor komutanım. Türkmenleri de... Alper'i de öldürecekler. Yüzbaşım. Emredin komutanım. Bektaş'ı telefona ver. Emredersiniz komutanım. Bektaş. Emredin komutanım. Subaşı. Al subayım. Şimdi sana bir emir vereceğim. Emredin komutanım. O mesafeden ateş edip teröristleri Alper ve Türkmenlere yaklaştırmadan indirmeni istiyorum. Sen bunu yapabilirsin. Ve şu anda yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Emredersiniz komutanım. Hadi Bektaş, bu şerefsizleri buradan indirecek. İlyas yardım et sen de. Ciddi misiniz komutanım, bu mesafeden mi? Emredersiniz komutanım. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan İhtiyar Bektaş Subaşı. Bu yüksek tepeye dikti bu taşı, o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağabey takım takım. Güneşli bir Nisan günü ok attı. Abi. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı, en er keman keşe yetti 3 atım. En son Bektaş Ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, koca pek yaman saldın. Eğerci bellisin benim katımda. Bir sır olsa gerek bu ilk adımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi İstanbul muhasarası. Başlarken aldığım gaza yarası. İçinden çektiğim bu altın oktu.
İşte tamam. Eline sağlık Bektaş. Aslanım benim Bektaş. Çekiç baba. Telefon. Emredersiniz komutanım. Komutanım burası tamam. Bektaş halletti hepsini. Onun bunu yapabileceğinden emindim yüzbaşı. Biz şimdi yanlarına gidiyoruz. Tamam. Kılıç, gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Nereden ateş edildi? Bilmiyorum. Belki Türk askeri askerini almaya gelmiştir. Ama ortalıkta kimse yok. Ne kadar mesafeden ateş edilmiş olabilir ki? Hemen gitmemiz lazım. İnşallah geç kalmayız. Komutanım, o kamyonet. Abi dur, Türk askerleri. Alper. Alper aslanım. Gel kardeşim. Alper. Alper. Ateşi çok yüksek. Ne yaptıysak düşüremedik. Allah sizden razı olsun. Dayan kardeşim, dayan. Alper, aslanım. Alper, aç gözünü aslanım, iyi misin? Abi, sen misin? Benim. Benim aslanım, bak. Bak, geldik, buradayız. Kolyemi kaybettim. Babam ne diyeceğiz? Hayır aslanım, hayır. Alper, buldum ben kolyeni. Kolyem bende aslanım, merak etme sen. İlyas, bir şeyler yap İlyas, gözünü seveyim. Merak etmeyin komutanım. Hemen hallediyorum komutanım. Biz elimizden geleni yaptık ama. Elinize sağlık. Gayet iyi temizlemişsiniz yarayı. Çok sağ olun, Allah razı olsun sizden. Sağ ol komutanım. Komutanım. Kurşunu çıkartmazsak bacağını kaybedebilir. Karaca, ne gerekiyorsa yap oğlum. Ne gerekiyorsa yap. Emredersiniz komutanım. Çekiç. Selcan Baba'ya haber ver, sınıra doğru gitsinler. Burada işimiz bitince biz de yola çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Komutanım bir şey soracağım. Teröristlere yukarıdan ateş edildi. Siz miydiniz? Evet. Ama biz o kadar yol geldik. Ne kadar mesafeden ateş etti ki? Bektaş Baba tek tek indirdi köpekleri. Aslanım dayan. Bak buradayız, geldik. Hadi Alper. Neden şaşırıyorsun ki abi? Onlar Türk askeri. Asubeyli Beyli. Görkem. Alper'i bulduk. Sahiden mi komutanım? Komutanım Alper bulunmuş. Durumu nasıl? Durum pek iyi değil. Teğmen Selçin Efe'yle görüşmek istiyorum. Anlaşıldı. Emredersiniz. Komutanım, çekiç Asubey. Dinliyorum başçavuşum. Komutanım, Alper'i bulduk. Yalnız durumu çok iyi değil. Şimdi İlyas ilgileniyor. Komutanım, biz buradan çıkarken... Yat. Alper'e güvenli bir yer aldı. Alper'e güvenli bir yer aldı. Komutanım. Komutanım ne oldu? Bizimkileri saldırdılar. Alo. Alo başçavuşum. Bağlantı kesildi. Teğmen Efe, acil Kopuz Albay'la görüşmek istiyorum. Komutanım, Teğmen Efe acil olduğunu söyledi. Dinliyorum Teğmen'im. Komutanım, Haydar yüzbaşılar saldırı altındalar. Saldırı altındalar mı? Evet komutanım. Ali Bahçavuş Alper'i bulduklarını söyledi. Sonra arkadan silah sesleri geldi. Şimdi de sinyali kestiler. Tamam Teğmen'im, siz hemen desteğe gidin. Biz de buradan gerekeni yapıyoruz. Emredersiniz komutanım. Uçalım beyler. Türk askeri. Elime düştün. Bir sürü yiyelim bakalım. Bektaş, Bektaş yerimi al. Bektaş. Geldim komutanım.
Yaklaşın hadi! Yürü! Yürü! Karşı taraftan da çapraz ateşi alın! İlyas, dikkat et İlyas! Merak etmeyin komutanım, ben de. Çünkü sağdan da geliyorlar. Ben de komutanım! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.